Arkadaşlar merhabalar. Bugün The Flash dizisinin 5. sezon 16. bölümü hakkında konuşacağım. Sezonun artık sonuna doğru adım adım geliyoruz. Son 7 bölüm yani kaldı geriye. Olayların hala şekillenmediği ama bize hala ufak ufak yani vererek ilerlediğimiz bir dönemdeyiz. Tabii normal 23 bölümlük, hadi bir bölümüne at ortak bölümde 22 bölümlük bir sezonda bunu normal karşılıyorum. Sezonun şimdiye kadarki en kayda değer kötüsü zaten Sike'deydi. Ama 16. bölümde aslında Orlin Dwyer'dan bir nevi kurtulmuş olduk. Ama Sikada'dan kurtulamadık. Yeni bir Sikada'mız oldu. Bunu da zaten bölümü izlediyseniz biliyorsunuz. Grace adlı vatandaş yani Orly'nin yeğeni olan Grace, Sikada olarak geldi. Bölümünde bana göre en enteresan anıydı onun gelişi. Çünkü bir önceki fragmanda mesela onun giriş sahnesi vardı ama yani hiç kimse herhalde bu Grace'tir dememiştir. Çünkü gelecekten geldi. Yani çocuğun büyümüş halini görmüş olduk. Bölümü genel olarak sevmedim. Bunu baştan söyleyeyim. Yani çok durağan, açıkçası sıkıcı bir bölümdü. Ama güzel detaylar vardı. Bu açıdan da hani ilerleyen şeyler vardı. Zaten bölümün hani giriş bölümü hani Reverse Flash'ın o korkusu ya da işte endişesinden başlayıp en sondaki sahneler en güzeldi. Yani bir kere o twist dediğimiz şeyi gerçekten yaptılar yani. Bir kandırmacaydı, büyük bir kandırmacaya maruz kaldık. Beklentim vardı ama böyle bir şey beklemiyordum yani. Söyleyebileceğim bazı şeyler var. Zaten bir önceki bölümde King Shark ve Gorilla Grodd kapışmasında serum tedavisi uygulanmıştı arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Bu serum tedavisini artık Cicada'nın üzerinde uygulayabileceklerini kanaat getirdiler. Çünkü bir insan meta üzerinde kullanmış oldular. Yani teorikten pratiğe dökülmüştü. İş sadece Sikada'yı ikna etmeye kaldı. Bir yandan da Reverse Flash ile başlıyor. İşte Reverse Flash diyor ki zaman çizgisinde bir değişiklik oluyor diyor ve ben bunu göremiyorum diyor. Ben en başından en sonuna kadar her şeyi görebiliyorum diyor. Hatta burada işte Antro the First Boy ile işte Command the Last gibi bir şeyden bahsediyor. Ben hiç bilmiyorum. Çizgi roman göndermeleri büyük ihtimalle. Bunlar da hani tahminim işte ilk savaşçılar falan olabilir yani. Bilenleriniz varsa yorum olarak bırakabilirler. Onların da hani kim olduklarını bilmiyorum. Hani araştırmayacağım da ama görsellerini koyarım. İşte diyor ki ama yeni bir şey geliyor diyor. Acayip bir şey diyor. Yani ya da biri geliyor diyor ve ne olduğunu bilmiyorum diyor. Hani biz de bölüm sonuna kadar ne olduğunu görmüyoruz açıkçası ve gelenin Grace yani Sikeda olduğunu görüyoruz. Zaman çizgisinin değiştiğini aslında buradan anlıyoruz. Çünkü Reverse Flash yani Ebert Tam diyor ki yani ben diyor her şeyi görebiliyorum, biliyorum diyor ama bunu göremiyorum şu anda diyor. Bir girmeye çalışıyor diyor. Bunun sebebi de çok bariz. Orlin'i güçlerini kapattılar yani normal bir insana dönüşmesiyle birlikte. Yeni bir Sikada ortaya çıkacaktı ve bu Sikada da işte Grace oldu. Aslında zaman çizgisini yeniden yazmış oldular. Sonuçta Nora'nın geldiği gelecek farklıydı. Ama Nora'nın fikrindeki yani 12. bölümde Memorable bölümüydü sanırım. Anılarına girdiğimizde ve hatta Grace'in anılarına girdiğimizde Grace'i Sikada olarak görmüştük mesela. Sikada olan kişi şey değildi. Orlin değildi orada. Evet orada bize tüyoları vermişlerdi. Bölüm sonunda işte Grace'in kafasında bir meta parçası vardı. Bu çalışıyordu falan. Ama aslında bu daha önce yokmuş. Mesela anılarına girdikten sonra büyük ihtimalle bu metagen aktif hale geldi. Belki de hatta şey gibi King Shark'ı nasıl işte karanlık maddeyle doldurdu Sisko ve ondan sonra yeniden işte geri dönülmez bir şekilde meta yani King Shark'a dönüştüyse aslında belki Cicada'nın da yani daha doğrusu Grace'in de Cicada'ya dönüşmesi, güçlerini alması da Nora'nın onun zihnine girmesiyle belki karanlık maddeye bir nevi maruz kalmasıyla olabilir. Yani bu konuda emin değilim. Böyle bir uydurmasyon bir şey söylüyorum. 17. bölüm fragmanında arkadaşlar gelecekten Cicada Grace'in geldiğini görüyoruz. Yani daha doğrusu geldiğini demeyelim ama onun hangi araçla geldiğini görüyoruz. Daha önce işte Rip Hunter'ın aracı aslında o. Kullandığı bir araç. Ve Ebert Town sanırım 1. sezon finalindeydi. Yine işte bu ölmeden önce gelecekten onunla geleceğe gitmek istiyordu. Yani daha önce sonrasında şeyde de Legend of Tomorrow's'ta da kullanmıştı bu aracı. Zamanda yolculuk yapmasını sağlayan araç. Adını unuttum yani varsa bile. Bunu söyleyeyim. Bölüm işte Sikada'yı ikna etme çabasıyla geçiyor. İlkinde başarılı olamıyor Barry. İşte konuşuyor bir şeyler söylüyor. Bu senin mirasın olacak falan filan yapıyor. Bir yandan da Grace'in doktoru olan Amber'stı galiba. Onun Joe
aslında Cicada'ya yardım eden kişi olduğunu öğreniyor. Ya bütün sezon boyunca şunu düşünememeleri kadar gerzekçe bir şey yok. Çünkü Sherlock gibi bir adam var ellerinde ama Joe Gale 2 dakikada olayı çözüyor. Ve Cecil'le gidip işte onunla konuşuyorlar. İşte Cecil'in yalan söylediğini anlayıp anlamaması üzerinden de işte onu ikna ediyorlar. İşte Orlin'le bir daha görüşüyor ve diyor ki, ve bir de bu arada Grace'in de meta güçlerine kavuştuğunu öğreniyorlar. 12. bölümde öğrenememişlerdi sonuçta. Belki daha öncesinde yoktu çünkü yeni yeni çıktığını söylüyor güçlerini. Yani daha önce olmayan bir şey sonradan çıkıyor. Yani onun anılarına girdiklerinde DNA'sı %100 insanmış bu arada. Ya bunu da söyleyelim. Grace'in güçleri 12. bölümde çıkıyor arkadaşlar. Bak tekrarlıyorum. Neyse. İşte son diyor ki Cicada'ya böyle işte kardeşim diyor gel diyor birlikte dünyayı güzelleştirelim yani leş gibi diyor bir sürü insan öldürdün diyor. Bak diyor Grace de diyor meta olmuş diyor onu da öldürecek misin diyor ona zarar vermem falan filan diyor. İşte Cicada diyor Doktor Ambers yoksa diyor ben olmam diyor onu da getiriyorlar falan. Bu arada Barry her zamanki aptallıklarından birini yapıyor. Bana göre aptallık. Yani Barry'nin The Flash'ın yani Flash'ın ya da diğer kahramanların yani en önemli özelliği hani birbirlerine bile aslında yüzlerini göstermemeleridir. Yani hani mesela Devo Barry'nin Barry olduğunu yani Flash'in Barry olduğunu biliyordu ya da diğerlerinin kim olduğunu biliyordu ama bu Devo'nun zekasıyla alakalı bir şeydi. Yani olayları öngörebilme yeteneğiyle kabiliyetiyle alakalı bir şeydi. Bunu anlayabiliyorduk. Ama sen gidip de yani en büyük düşmanına yani sezonun içerisindeki en azından yüzünü gösteriyorsun. Ve bu çok bariz bir aptallık bence. Ve bir de diğer insanları da tehlikeye atıyorsun. Yani Orlin orada şeyinden cayabilir yani. Gayet gelip hepinizi kesebilir yani. Böyle bir gücü var sonuçta adamın. Engelleyip sizi. Bir tek işte Catelyn'a bir şey yapamazdı yani. Neyse arkadaşlar işte sonrasında Orlin ikna oluyor. Onu ameliyat ediyorlar. Hatta serumu da uyguluyorlar. Ve Orlin'in güçleri kayboluyor. Bunu görüyoruz. Hatta Barry'nin elleri falan tutuyor. Evet güçlerim geri geldi falan diyor. Ama o sırada fragmanda gördüğümüz bir şey vardı. İşte içeriye pencereden daldığını görüyorduk biz Cicada'nın. Ama çok kısa bir şeydi ve kim olduğunu anlamak imkansızdı oradan. Yani aynı kıyafetleri giyiyor sonuçta. Bu aynı kıyafetleri giydiği için tabii belirli değildi ama oradan bir bakıyoruz zaten Grace olduğunu anlıyoruz yani. Ve çok iyi bir dövüşüyor ve hançersiz dövüşüyor arkadaşlar. Yani hançerleri var ama onlarla hani güçlerini absorbe etmiyor. Yani onları güçlerini o şekilde engellemiyor. Ellerinden çıkarttığı bir ışıkla, neyse artık bir enerjiyle onları böyle bir şeye hapsediyor. Ve o şekilde onların yani meta güçlerine işte Barry'nin, Nora'nın veya diğerlerini engelliyor. İşte Cisco'yu falan hani Catelyn'i engelleyemiyor bile olsa onları da işte bayıltarak oradan buradan bir şeyler düşürerek falan yapıyor. Bölümün sonunda da yani tam olarak bölümün sonu değil ama hani bölümün sonu diyelim. Cicada'yı yani Orlin'i amcasını alıyor Grace ve o sırada doktoru öldürüyor. Bir kere mesela Cicada şimdiye kadar hiç masum birisini ya da işte insan olan birisini öldürmemişti. Sadece metalara yönelik saldırı yapıyordu. Grace'in ise yine anılarından gördüğümüz üzere işte Red Dead ve Zoom'dan daha çok insan öldürmesi muhabbeti burada devreye giriyor. Demek ki bunu yapan aslında Cicada değil yani Orlin değil Grace'miş. Bunu da net olarak öğrenmiş olduk. Teknik olarak şöyle de bir şey var. Nora'nın anılarında biz Grace'i aslında Cicada olarak gördük. Tahminimiz de bu kişiydi ama hep farklı belki Cicada olarak kafasında kurdu. Ve hani o gün de bugün demişti işte Cicada'nın Barry'yi son kez göreceğimiz yer ama Barry'yi farkındaysanız son kez görmemiş olduk. Barry kurtulmuş oldu. Aslında yeni bir zaman çizgisi yaratılmış oldu. Şimdi 17. bölümde büyük ihtimalle Cicada olan Grace'le savaşacaklar, mücadele edecekler ve devreye Orlin'in gireceğini düşünüyorum. Yani Orlin işte nasıl Barry ikna ettiyse onu hani duygusal konuşmayla yeğenim sen bu işleri bırak yani kötülük yapma falan filan diyecek. Tahminim belki serumu kullanacaklar, belki kullanmayacaklar ama yine de birçok karmaşa olacak. Zaten bir de Reverse Flash yine tanıtımda şey diyor ki artık babana her şeyi anlatabilirsin diyor. Nora her şeyi anlatacak babasına ve bu aslında zaman yolculuğunda bir başlangıcı olacak. 18. bölüm çünkü Godspeed bölümü olarak geçiyor. Ve o bölüme yani gideceklerini varsayıyorum yani geleceğe gidecekler belki Town'la yüzleşecek Barry işte Godspeed'le karşılaşacak belki işte Cicada'yı belki Grace'i o şekilde durduracaklar çünkü şöyle de bir şey var şu an iki tane Grace'imiz var bu zaman çizgisinde farkındaysanız yani günümüzde 2019'da birisi genç olan Grace ve onu iyileştirebilip serumla iyileştirip aslında büyük Grace'in yok olmasını sağlayabilirler böyle de bir durum var ama bunu yapmayacaklar büyük ihtimalle. Yani onu konuşarak ikna edecekler. Demek ki o iş yaş iş olmuş oldu. Yani görüntü bunu gösteriyor. Doktor da niye öldürmüş olabilir Cicada?
Yani Grace amcasına ihanet ettiği için olabilir. Bir de diyor ki amca seni özlemişim diyor. Demek ki yıllardır Orlin'i görmemiş. Yani böyle bir çıkarım da yapılabilir. Bölümle ilgili ufak tefek bir iki gönderme var. Magenta göndermesi var. Leonard Snart göndermesi var. İşte onları konuşarak ikna etmiştim falan diyor. Sonra Joe ve Barry'nin işte Star Lab'da değil de CCPD'de yani polis departmanında konuşmaları, işte bir Barry'nin Joe'ya akıl vermesi falan, işte Cecil'le özür dilemesi durumu falan, bunlar güzel şeylerdi. Çünkü bir arada görmemiştik bir önceki bölümde. Yani sadece Iris'le takılmıştı Joe. Bu bölümde ekibimizin arasına da katıldı ve Joe'nun gelmesinin ne kadar etkili olduğunu da görmüş olduk. Direkt doktorun aslında Skeda'ya yardım eden kişi olduğunu direkt iki tane belgeye bakarak falan anladı. Yani Sherlock bunu daha önce anlamamış olması benim dediğim gibi birazcık saçmaydı. Yani benim bölüme dair söyleyeceğim şeyler bunlar. Yani dediğim gibi Orlin büyük ihtimalle Grace'i ikna edecek ve bir şekilde onun kötülük yapmasını engelleyecek diye tahmin ediyorum. Sizin yorumlarınız varsa bekliyorum. Aklıma gerçekten başka bir şey gelmiyor. Bölüm öyle çok bence güzel bir bölüm değildi yani. Çünkü hala Nora'nın yani bunu nereden biliyorsun, şunu nereden biliyorsun. Bu arada yine bir önemli bir şey. Reverse Flash'ın hani en son gördüğümüzde 52 dakikası vardı. İlk gördüğümüzde diyelim, hatta 100. bölümdü sanırım. Şu an 18 dakikası kalmış. Yani kaç dakika geçiyor? 34 dakika geçmiş yaklaşık olarak. Bu da çok önemli bir şey. Yani o son 18 dakikada artık ne olacak? Yani Reverse Flash'ın son 18 dakikadan sonra ne olacağını bilmiyoruz. Yani idam mı edecekler? Bunun yoksa serumun tedavi mi yapacaklar? Buna zorla üzerinde uygulayacaklar. Bambaşka bir şey mi olacak? Hapse, yani zaten hapiste adam güçlerini kullanamıyor. Yani böyle birçok saçmalıklar var orada. Yani bilinmezler var. Reverse Flash kilit bir rolde olduğu kesin yani sezonda. Ve bunun Nora ile işbirliğiyle alakalı olduğunu da söyleyebilirim. Yani işte 18. bölümde geleceğe gidecekler diye tahmin ediyorum. Yani 17. bölümde gitmeyecekler. Skeda ile yani Grace ile savaşacaklar. Ama bu nasıl olacak? Ve çok iyi dövüşüyor yani. Bayağı iyi dövüşüyor. Hani sürekli bizim kahramanlarımızın çatır çutur dayak yemesinden ben hani gına gelmiş olsa da, bu Grace Skeda'nın, Grace olan Skeda'nın gücünden zevk aldım yani. Yalan yok. Bölüme dair söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Hani yorumlarda yine üzerine konuşup teoriler geliştirebiliriz. Yani çünkü siz bir şey söylediğinizde ben cevap verdiğimde daha eğlenceli oluyor bu işler. Kendinize iyi bakın diyorum. Haftaya görüşürüz. Haftaya Time Bomb sanırım bölümün adı. Hoşça kalın.